FM Savaşları'na tekrardan hoş geldiniz. Dördüncü haftadayız. Yine birinci haftada karşılaştığımız değerli rakiplerimiz Yardır FC. Ki ilk seçimi de onlar yapacak. Evet. Yardır FC yine birinci sıra seçimiyle başlıyor. İlk turda Gezal almamıştık. Bu kez bakalım burada da kimi almayarak pişman olacaklar. Bunu göreceğiz. FM Savaşları da burada birbirimize takılıyoruz ama burası da er meydanı. Şimdi birbirimize takılmadan, kapışmadan olmuyor. Bakalım Yardır FC bu kez makus talihini çevirebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet. İlk seçim makus hakkı. Makus talih dediği de 16 şutla gelmeyen galibiyetten bahsediyoruz. Evet, o maç geride kaldı. Buyurun başlayın. biz orada kaldık. Bu arada tek bir kriterimiz var. Türk vatandaşlığı. Uyruğu Türk yapıp seçiyoruz. Yani Lionel Messi ya da işte Mbappe'yi seçmiyoruz. Kriterimiz bu. Şu anda başlıyoruz. Biz ise şu anda bu değil mi? Süremiz başladı. Bu yani. Tabii. Bundan sonraki seçim eğer 2 ise bize çok ciddi bir sıkıntı yaratabilirler yalnız. Şunun bir sonrasını göremiyoruz değil mi? Ama mecbur her yerde o sıkıntı yaşayabiliriz. Artık yapacak bir şey yok bence. Onu mu diyorsun? Şu yapayım mı? Yani eğer 2 olursa direkt bunu alalım. Öyle diyorsan alalım hocam. Yapalım hatta. Alalım. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Orayı en azından biz farklı bir şekilde yapabiliriz ama. Emin misin? Bu Yardır hepsi bıraktığımız gibi. Ama kendi aralarında. Geçen orada problem yaşadık. Yardır hepsi. Kalitede problem yaşadık. Gezal'ı almadık. Sana ne yenilgi yaşatmışız. Bak bunlar hala var. Bunun falan var ya. Haftalar geçti hala orada. Peki abi. Bakayım. Bak süreniz dolar şimdi Kenan Karaman'ı görürsünüz kadroda. Üzülürsün. Abi çok üzülürüz. Bence öbüründe üzülürüz. Yine deriz bak onu alacaktık. O yüzden patladık diyeceğiz. Ben o öyle demem ya. Tamam sana güveniyorum hadi pek. Evet. 20. dakikada umarım bu... Yok tamam senin dediğini yapıyorum. Hangisi? Şu mu öbürü? Hangisi daha iyisi? Bu. Bak değerlerine. Şuradalar. Ha? Şuradalar. Net. Ya bilmiyorum bana biraz enteresan geldi. Keşke iki ceviz olsaydık. 1 ve 2 istiyorlar adamlar böyle. Sadece böyle. Aynen 2 ve 3. 2 ve 3 geliyorsa şu anda 2 ve 3 geliyorsa o yüzden ona göre stratejimizi yapmamız lazım. Gelmez. Seçin beyler. Hadi. Lan birinci sıra draftını 5 dakikada yapıyorlar. Yap abi yap. Abi ne yapayım? Tamam. Birinci seçim zaten düşünülür yani. Tamam yap. Bu mu? Yap. Sonradan şey yok ama. Yok efendim ben onu demiştim. Yani şu anda tek bir düşüncem var. O da umarım 2 3 yapmamışlardır. Hadi yap. Tamam göreceğiz. 2 3 nasıl yapıyoruz? Tamam bu sefer geçiriz. Hata yapmıyoruz. Aslında stratejik olarak farklı da düşünüyoruz arada ama geçen turda Gezal almayarak, kaliteyi almayarak bir hata yaptı. Bu kez kaliteye yöneldik ve o yüzden ilk seçimimiz Hakan Çalhanoğlu oldu. Hayırlı olsun. Güzel bir draft. Oo iyi güzel. Güzel. Oo tamam. Çok iyi. Çok iyi. Kafasına göre veriyor. Çok iyi. Bütün planlara dağıldı bunlar. Bir tamam. Böyle bir şey yok ki. Biri seçiyorlar, üç seçiyorlar abi. Böyle bir şey yok. Çat. Böyle bir şey var. Yani. Varmış. Şey olur mu abi? Tabii. İkinci seçenin handikapını böyle kapatır. Az önce siz yaptınız ama öyle. 16 şutta bir gol oluyorsa ben bu oluyor. Tekli alıyorsan bunu alalım. Öyle mi diyorsun? Zaten üstü onlara iki vermeyeceği için biri bize kalır bunlar. Eğer bir hamle yapıyoruz, üst üste size iki gelirse ben UEFA'ya giderim. UEFA'ya mı giderim? Çünkü abi bunlar geçmişi çok çabuk unutuyorlar ha. Bizim bunlarla oynadığımız ilk maçta 2-3'ü seçmediler mi baba? Yani. Ha? Tabii. Biz o zaman ne UEFA'ya gittik ne FIFA'ya gittik. Gideceğimiz bir yer yoktu. Bunlar tam mızıkçıymış abi ya. Ha? Biz ağzımızda bir şey söyledik. Normal bir şey mi? Başına gelse burada. Yok bence bu normal. Bir şey söyleyeceğim. Bizim ilk hafta maçımızda 2-3'ü seçmediniz mi abi? Biz Cengiz Ünder'i seçtik zaten. Cengiz Ünder'i seçtik. Draftımız Cengiz Ünder bu arada. Cengiz Ünder. Üst üste olmadı işte. Bağırdınız olmasın zaten. Bağırdınız şahdınız. O zaman risk almıyoruz. Allah Allah. 1 ve 2 istiyordu. Tamam evet. 1 ve 2'yi alalım. Tabii. Hayır. 2 ve 3'ü istiyor şimdi. Şu an üst üste olabilirdi yani. Ya üst üste aldılar. Altay'la Uğurcan'ı beraber aldınız. Onu nasıl unuttunuz abi ya? 1 seçecekler 2 olacağız. 3, 4'ü de onlar abi, seçecek. Tamam. Kral siz 11 seçin ondan sonra biz tamam. Seçelim. Tamam biz Melih Demirel'i alıyoruz. Alın abi. Evet. Tamam yine bizde sonuçta. Güzel. Almak zorundayız ya. Çekmemiz lazım yani. Başka türlü. Şuraya alacaklar. Saçma sapan bir şey oluyor. Şuraya alacaklar. Evet, hep alıyoruz. İkincisini seçeceğiz. Ya resmen evet. B milli takımı seçeceğiz. Tamam Çağlar Soyuncu'yu draft et. Çağlar Soyuncu bizim draftımızda. İstiyorlar ki ilk maçtaki gibi
Yani. Altay'la Uğurcan'ı alalım, bekletelim, vallahi koyalım. Yani. Bunlara bir katakulli yapalım. Evet, bizim sıra bizde. Yok, şeye baktım, üst üste değil. Bunu. Ha? Bunu, net. Al baba, al. Bizde milli takımımızın değişmez 9 numarası Burak Yılmaz. Hücum hattında milli takımımızın en çok gol atan oyuncusunu renklerimize yani bağladık. Yani draft sıradan gidiyor diye itiraz ediyorlar. Böyle de çirkefliğe alışmış bir ekip. Bu kadar. Abartmayın lan. Çirkefliğe alışmış bir ekip. Adam 1-3 seçiyor, biz 2-4 seçiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu alalım mı? Ya bence onun denge var. Bundan sonraki abi. Stratejimiz... O zaman şunu alalım. Şimdi bunlar yok, muhtemelen... Yok. Bence bununla öbürlere çok bir farkı yok. Bir yerde iki tane verecek bunu... yalnız haberin olsun. Evet. Bence. Bu da çok iyi. Say yokluyorum. Hatay düşmeyeceğiz. En azından şunu katırız. Yalnız güzel. Biz şu anda hücum hattımızı yine şekillendirmek istiyoruz. O yüzden Cengiz Ünder'in yanına yine değerli bir lejyonerimiz Yusuf Yazıcı'yı kadromuza kattık. Biz o zaman bir başka kaliteye yöneldik. Evet. Bir başka kalite, milli takımıza kalite deyince Hakan Çalhanoğlu akla gelir. Merkezde bir de İrfan Can Kahveci aklına gelir. Biz onu bir kapalım. Milli takımda box to box sıkıntısı ciddi şekilde mevcut. Biz açıkçası gözümüz zaten bu oyuncudaydı. Şu anda da Premier Lig'de tam forma giriyor diyemeyiz ama. Ozan. Ozan Tufan'ı kadromuza katalım. Bunlar. Diğer oyunculardan çok daha farklı ve özel bir profil oldu ortada. Ozan biz de bir önceki turda, bir önceki maçta maç elimizden aldığını düşündüğümüz başarısıyla tabii ki Uğurcan Çakır'ı bu kez kendi kadromuza görmek istedik. Peki, hayırlı olsun. Biz bunu seçelim, bunun alternatifi yok. Altay Bayındır. Ne oldu? Hemen karşı hamle. Hemen mantıklı. Karşı hamle, Altay hamlesinde yaptık. Biz milli takımımızın değerli bir diğer santraforu Cenk Tosun'u alıyoruz. Peki. Çünkü biz bu tarafa da kullanabiliriz onu yani. Evet, evet. Bence, iki sıra üstte seçimimiz var. Şu an biz önce Ozan Kabak'ı sonra da Kaan Ayhan'ı seçiyoruz. Güzel, ters yatırmak için. Kaan özellikle çok alternatif bölgelerde oynayabilen bir oyuncu. Biz de 6 numaraya Okay Yokuşlu'yu alıyoruz. Peki, hayırlı olsun. Biz Berat Özdemir'i kadromuza katıp orta sahayı tamamlamak istiyoruz. Aramıza hoş geldin Berat. Biz de hem sağ bekte hem stoperde oynayabilecek. Sol bekte bile oynadı hatta. Sol bekinde oynayabilecek. Bir, hayırlı olsun. Hatta programlarda da sürekli onun öncelikle oynamasını gerektiğini düşündüğümüz Mert Müldür takımımızda. Güzel draft, tebrik ederim. Santifor bölgesine zaten alternatifimiz pek yok. Enes Ünal'ı kadromuza katıyoruz, devam ediyoruz. Düşünmeye gerek öncelikle yok. Öncelikle biz Zeki Çelik'i alalım. Zeki Çelik'i bir alalım oradan. Alalım. Oğlum bir girdiniz ama. Birbirine baktılar ve huylandım onlara. Yok hayır, siz birbirinize sana girdiniz. Sana hayırdır? Biz birbirimize girdiniz. Biz şu anda çok son derece pozitif gidiyoruz. Hayır, öyle bir girdiniz ki. Biz şöyle bir Zeki'yi alalım. Sonra evet ikincisini nerede? Tamam dur ikincisini alacağız. Trak geldi. Buna tiyatro da. Bizde mi sonra? Tabii tabii suçlu. Ama yol var ya, tabii ki de biz aldık. Abi öyle bir girdiniz ki. Önce bir şöyle bir alalım dediniz. Bir de evet şeylerde... 2 dakika geçti. Şunu. Çek abi evet. Bir de biz geçen maçta forma şansı vermediğimiz Abdülkadir Ömür'ü peki alalım. Hayırlı olsun. Alın abi. Aldık. Biz orta sahamıza biraz dinamizm katmak istiyoruz. O yüzden iyi, tamam, savaşçı süper. Orta saha Berkan Kutlu'yu kadromuza kattık. Güzel. Biz de sol kanada milli takımımızın genç parlak yeteneği Kerem Artıkoğlu'nu alıyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Biz ön tarafta daha genç ve çok yönlü bir oyuncuya yönelmeyi tercih ediyoruz. Ve Halil Dervişoğlu'nu. Ben görmüştük canım. Kadromuza katıyoruz. Ayrıca bu değil mi? Çok beklentilerinde olduğunu düşünmediğim ama bizim ama biz bu transferleri yapıyoruz ve verim de alıyoruz. Deniz Türüç kadromuza katılan bir diğer isim. Oh, mantıklı. Biz de stopere bir takviye yapıyoruz. Peki. Serdar Aziz takımımızda. Biz aslında aklımızda yoktu.
Ama profilini çok beğendik. Ligde de beğendiğimiz bir oyuncu. Anadolu'ya da şans vermek gerekiyor diyor ve Hakan Aslan'ı kadromuza katıyoruz. Enteresan. Tahmin ettim az önce gördüğümde. Evet. Biz de oralarda geziyorduk çünkü. Bayağı iyi. Bayağı saçmalı ya abi. Denk geliriz. Şey oha. 11 de çıkabilir. Evet. Yani. Zaten ne yapmışlar ya? Bence zaten 11 çıkabilir. Markizio yapmışlar adamı. Helal olsun. Biz de... Yılın sürprizini... Evet. Çok... Normalde bu da bizim hakkımız. Bu yoktu be. Buyur abi. Yani... bu oyunda inanıyoruz. Gerçek hayatta inanmıyoruz. Bu oyunda inanıyoruz. Bu oyunda inanıyoruz. Belki onun kariyeri açısından bir kader olabilir mi? Kader anı. Çok kader anı gördük ama bu kez belki gerçekten kader anı olabilir. Kimi alıyoruz? Emre Mor. Emre Mor. Oo güzel. Enteresan. Ben beğendim. Ters tebrik köşe. Ediyorum. Ters köşe. Rakibi tebrik ediyorum. Enteresan bir... Bravo. İlk defa bizi tebrik ettiler. Sayende. Yok güzel. Ama şu yok ya. Olsun. Olsun. Sonradan atacağım. O zaman biz başlarız, de şey yaparız. Biz de size sizin yanınızda beraber bir şaşırtıcı hamleyle. Neymiş o? Geliyoruz. Buyurun üstad. Kendisi son derece teknik. Yani tabii ki fiziksel olarak hafif gerilemiş olabilir ama mevcut milli takım havuzundaki biraz mental problemleri ya da geçmiş sorunları sebebiyle seçilmediğini düşünüyoruz ama oyunda böyle bir şey yok. Evet. 6 tane bölgede doğal olarak oynayabiliyor. İstediğiniz yere atabiliyorsunuz. Belki 90 dakika oynamayacak ama 45 dakika elinden geleni yapacak Arda Turan kadromuzda yer alıyor. Hangisi? Arda Turan dedi. Yok biz hangisini alalım? Şu mu? Biz Arda'yı ilk hafta denedik abi. Yedek kulübesinde. Hayırlı olsun. Ya işte takım var. Hoca var. Bu bakacağız. Sonuçta maçtaki stratejimize göre de değişiklik öngördüğümüz noktaları da düşünerek seçim yap. Anlatabiliyor muyum? Şimdi 3 değişiklik hakkımız var. Yedek kaleci atalım mı? Olur mu olmaz. Maçta 3 değişiklik hakkımızda. Şu. Neticede şurada bir alternatifimiz var mı bizim? İşte oraya bakıyordum. Oraya bakıyorsun. Yok şunu bak. Şu mu? Şu arkadaşı biz ne yaptık ya? Bu bayağı iyi ya. Belki şey bu. Hı? Bu iyi. Ayşe ama şu çok tamam. Şu sıkıntılı. İyi ya. Güveniyoruz yani sonuçta. Oyunda güveniyoruz. Olsa da tartışılan, olmasa da tartışılan bir isimle yolumuza devam ediyoruz. Caner Erkin. Evet, o sizin takımınızın olmazsa olmazı. Demirbaşı. Kendisini zaten hem beğeniyoruz hem de biraz da haksızlığa uğradığını zaten bütün ülke kabul ediyor. O kim ya? Kendisine bu şansı tanımak bizim için bir onur. Anladım. Formayı da alabilecek potansiyel. Anladım. Halil Akbunar. He o değilmiş. Takımımızda. Orta sağ oluyor, sağ bek oluyor. Her şey oluyor. Şu an ona bakacaktım ya. Şahane. Dorukhan Toköz. Evet, oyundaki değerlerini de çok beğendik. Güzel tercih. Evet. Güzel değerleri de var. Başarılı. Umarım hakkını verir. Evet. Yani şans verir miyiz bilmiyorum ama maçın gidişatına göre. Evet onu şunu iyi evet, olur. Yapalım. Şu anda oraya doğru bakıyor olabilirler zaten. Yapalım bu işi yapalım. Hücum hattına alternatif. Biz yine Anadolu'nun sesi olmaya devam edeceğiz bu programda. Adem Büyük. Kadromuzda. Özel yetenekleriyle. Nasıl tribünü zaten oynuyorlar. Zaten atletizmin çok esamesini okumayacağı bu garip maçta karşımıza çıkacağız. O zaman biz de yine merkezde birçok pozisyonda oynayabilen, derinlik atabileceğini düşündüğümüz kimi alıyoruz sevgili Ersin Başkan? Mert Hakan Yandaş artık aramızda. Hoş geldin Mert. O zaman biz bir de sol beke derinlik katmak istiyoruz ve buraya genç bir yetenek transfer yapıyoruz. Peki. Rıdvan Yılmaz. Hoş geldin. Tebrikler. Kadromuza dahil ettik. Biz yani sonuçta evet. Belki de ilk 11. Belki de. Biz bir tecrübeden yana şansımızı kullanacağız. Sol bek kalmadı bunlar yalnız. Onun analizini yaptık ve nerede görev verilirse oynadı. Ne görev verilirse yaptı. Ferdi mi? Ne söylenirse söylendi. Her zaman forması için mücadele etti. Necip Uysal. Doğru. Benim de gözüm takılmada değil. Türkiye'de bir Necip bir Ferdi var zaten herhalde. Bir başka önemli isim aslında Euro sürecine gitmemizde çok ciddi katkıda bulunmuştu. Ama sonra form durumu düştü ama belli ki oyuna yansımamış. Evet. Oyuna yansımadığı için biz de oyuna yine dediğim gibi büyük takımların değil gariban dostu olduğumuz için Mahmut Tekdemir.
Güzel. Tercihinde bulundum. Biz hücum hattında bir tercih yapmak istedik. 11 atıyor, 12 atıyor, 13 atıyor, 15 atıyor. Ve aslında çok çok istikrarlı. Kesinlikle değil mi? Öyle. Ama bir türlü milli takıma çağrılmıyor. Umut Bulut mu? Ve kulübü de açıklama yapıyor. Evet. Biz de hak verdik. Tamam. Gerçekten ona değer vermesi gerekiyor. Gel kardeşim, bizimlesin. Muhammed Demir. Ha, Serdar Güler de Serdar sandım. Kadromuza dahil ediyoruz Muhammed Demir'i. Şu anda da oraya gidiyordum. Al. Ersin Destanoğlu değil mi? Yedek tabii olarak Ersin'i biz kadromuza dahil ediyoruz. Sıkıntı yok. Sakatlanır. Biz yine bir kulübemizi en son bir garanti altına alalım. Mert Çetin'i kadromuza kattık. Evet. Mantıklı. Biz de o zaman... Yap bundan sonra şovu. Biz de Ömer Toprağı alalım. Yine bir alternatif stoper olarak. Yedek kalecimiz Mert Günok. Evet. Hayırlı olsun. Bir daha seç. Bir daha seçiyoruz. Anadolu'nun sesi, Cengiz Han Lisesi, Efe Can Karaca. Aklımızdaydı. Yapma bunu. Gerçekten aklımızdaydı. O zaman biz de Kasımpaşalı, Eli Maşalı'yı alalım mı? Aynen onu alalım. Açıklayalım başkanım. Evet, biz en son neden alınmadı diye milli takıma tartışmaların içerisinde yer almıştı. Yusuf Erdoğan'ı kadromuza dahil ediyoruz. Hayırlı olsun. Ettik. Benzer profillerden gittik. Gerçek bir futbol emekçisi. Mbappe'ye adım attırmadı ama ilginç bir şekilde tüm suçlu oymuş gibi davranıldı. Ama onun yerine bunu alalım. Vazgeçtin. Ne oldu ya? Mbappe'yi belki durdurmadı ama neden durdurmadı bir sorun. Milli takım alınmadığı için durduramadı. Ama performansıyla herkesin gözdesi oldu. Gerçek bir emekçi. Uğur Çiftçi en azından bir alternatif olarak bulunsun diye alıyoruz. İyi bakalım. Biz... İki tane sizde. Tamam. Milli takımımızın değişmez oyuncusu. Burada da dışlamayalım. Değil mi? Buradan alalım madem öyle. Kenan Karaman'ı kadromuza dahil ediyoruz. Hayrını görün. Bir de genç oyuncumuz. Son maçlarda dikkatleri üzerine çekti. Merkez orta sahada birinci seçenek oldu. Orkun Kökçü. Tebrikler. İki önemli oyuncumuz. Bir tanesi Bundesliga'da ekibinde forma giyiyor. Diğeri de Bundesliga ekibi tarafından transfer edildi. Ömer Faruk Beyaz ve Burak İnce seçimleriyle. Tebrikler. Öncelikle Berkay Özcan alıyoruz ve Emre Kılıncı alıyoruz. Peki. Biz de o zaman son seçimimizi yine bir genç yetenekten, Türk futbolundan çok umutlu Ravil Tagir'den yana yapıyoruz. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Haydi hayırlı olsun. Özellikle Anadolu'ya ve gençliğe vermiş olduğunuz bu motive edici mesajlarınız ve seçimlerinizden dolayı tebrik ediyoruz. Rica ederiz. Bravo. Başarılar başkanım. Başarılar. Evet. Bu. Sanki daha bu. Evet. Yine çıkmadı. Manuel bakacağız artık. Şöyle. Şimdi ne olacak? Daha iyi. Böyle demiştik sanki zaten. Evet. Bu da tamam. Yeşil, mavi, yeşil. Yeşil. Aa. Ama yok ya. Evet, böyle. Savunma da işte fiziksellik. Yedekleri. Evet hocam, yedekleri şey yapalım. Yani yeşil, bunu Ozan'a net alalım. Kıyaslayalım onlarla. Ozan fizikselliği yeterliyse. Şunu değil mi? Evet. Şunu. Mavi. Şu. Yeşil. Zaten alternatifi aldık. Daha, ekstra. Bu biraz daha öne doğru. Bu biraz daha merkez. Bunlar yan yana. Bek var zaten, tane, bu da bu bek oynuyor. Bir tane bek var, tamam. Ben şey diyorum, Ozan zaten varken Hakan'ın yerine Hakan'ı mı atsak diyordum. O daha mantıklı. Ben bundan sanki yanayım biraz. Evet, yedekte hiçbir aklımız kalan biri kalmadı. Bundan yana mısın? Evet. Bunu atalım. Zaten stoperimiz olsa bunu çekeriz. Olur da bunların şundan şundan bir tanesi sanki kötü bir hale gelirse şundan medet umabilir miyiz? Yani? Bu var ya. Yani şununla şunun yeri değişiyor. Hangisi daha iyi? Ha? Ha. Bakayım. Bu daha iyi, evet. Bunu alalım. Ha. Bunu alalım buraya. Yine Şenol Hoca'nın dediğine geliyormuşuz. Bunun oyun karakteriyle çıkışan tanım var. Hmm.
Yine aynı şey. Bu sefer de Kaan'la çarpışıyor. Bence bu daha iyi. Kim yani oynasa biriyle çarpışacak. Yok sen sadece Kaan'ı atalım o zaman mı? Onu oraya gönderme ya. Ne olur olmaz ya. Hı? Ne olur olmaz.